Herkese selam, merhaba, yengeçler, kanalıma hoş geldiniz diyorum, umarım çok iyisiniz. Bugün Şubat ayına özel sizlere bir kurşun bakımı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize hayırlı, uğurlu, güzel, süper, mutlu olduğunuz böyle cıvıl cıvıl güzel bir Şubat ayı diliyor. Sıkıntıları hop şutluyoruz. Başka ne zamana giderse gitsin artık, geçmişte bir yere bir daha yaşamayacağımız için orada kalabilirler. Sevgili dostlar, bu bakım videoyu izleyen, Beğenip abone olup güzel yorum yapan herkese şifa olsun. Eğer içinizden geçirdiğiniz böyle birileri varsa, yüreğinizdeki niyetleriniz varsa onları da şöyle bir aklınızdan geçirmeyi, gönlünüzden geçirmeyi unutmayın. Hadi bakalım güzel bir Şubat ayı diliyorum tüm yengeçlere. Yengeç burçları için Şubat ayına niyet ediyorum. Evet güzel yengeçler bakalım bu Şubat ayı. Neler getiriyor? Neler getiriyor? Bir sürpriz. Hadi bakalım. Sürpriz yumurta gibi şık 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 sallandı. Ay, gene ortaya çıktı. Allah söyletti diyelim. Belki de güzel bir sürpriz arkadaşlar. Neden olmasın? Neden olmasın? Biraz böyle merak uyandırıcı güzel bir sürpriz inşallah sizleri bekliyordur. Hayırlısı olsun. Şimdi arkadaşlar, bu ne cadı şapkası gibi bir şey var burada. Aa bakın sizden yaşça küçük. Evet sizden yaşça küçük bir insan var buradan. Çok böyle büyük bir yaş farkı olmasına gerek yok. Yani bir yaş fark var ve size teyze diyor ya da size amca gibi böyle vardır bazı insanlar. Size hemen böyle daha büyük olduğunuz için e sen büyüksün bizimle takılamazsın, sen zaten işte büyüdün, yaşın geçti senin, sen genç sayılmazsın. Halbuki aranızda bir yaş iki yaş vardır. Yani bu tarz insanlar var ve çevrenizde de böyle bir insan görünüyor sizden belki yaş farkıyla küçük ve biraz kötücül bir niyetle açık söylemek gerekirse sizin yaptığınız bir şey var. Bakın elle yaptığınız bir iş var. Belki bir tamir işi yaptınız. Bir poğaça kek bir şey yaptınız. işte elinize resim mi çiziyorsunuz. Artık ne yapıyorsanız belki çocuğunuzu besliyorsunuz, çocuğunuzu giydiriyorsunuz, saçını yapıyorsunuz. Bir şey yapmışsınız yani elinizde. Sakalınızı mı düzeltiyorsunuz? Saçınızı mı yapıyorsunuz? Yani hemen sizi bu elinizle yaptığınız yani sizden çıkan bir ürünle alakalı sizi Şubat ayında herkesin içinde böyle bir eleştirme çabasına girebilir. Ha bakın kafa kısmı bükülmüş. Açık söylemek gerekirse yani bu demek ki becerememiş, yapamamış. Yani o dedi aa ne biçim tuzlu, i̇şte hiç tatlı değil. Millet de belki diyecek ki ya sen çok tatlı yediğin için zaten böylesin. E i̇şte e, yo gayet de tadı güzel diyebilirler. E i̇şte yo hayır çok da yakışmış. Yani biraz sizin evet moralinizi bozmaya çalışan bir insan olabilir. Açıkçası kıskançlıktan tamamen. 10 kişi iyi diyecek, bir kişi hayır kötü diyecek. Umrunuzda olur mu olmaz? O diğer çevrenizdeki insanların da umrunda olduğunu söyleyemem ama sanki size karşı kendi içerisinde böyle bir savaş açma. Belki ilk geldiniz, belki en son geldiniz. Yani ilk olduğunuz için belki orada daha fazla bir tecrübeniz var ya da sonradan geldiğiniz için halil o kadar insan arasında yeni olduğunuz için çok fark ediliyor olabilirsiniz. Yani bir farkınız var arkadaşlar. Bu sebeple de biraz evet sizi kıskanıyor diyebilirim. Şurada güzel bir kalbiniz var arkadaşlar. İki o kulakçık kısmı da belli. Yalnız sanki çok fazla uyumlu değil gibisiniz. Bakın evet bir kalp. Ama bu başka bir kulakçık. Bu ayrılmış buradan başka bir kulakçık. Aslında güzel bir öpüşme gibi, güzel bir aşk gibi bir şey var burada. Bir hoşlantı tabii ki olabilir. Ama sanki arkadaşlar karakteristik olarak belki normalde burç uyumuna baktığınızda alakasızsınız. Yani hiç alakanızın olmadığı bir burç. Karakter olarak çok farklısınız. Tip olarak e ya ben sigara içsin istemiyorum dediniz. Hop sigara içiyor. Yani böyle biraz isteklerinizin dışında yani kriterleriniz vardır. Onların dışında bir insan olarak görünüyor ama yine de zıtların uyumu gibi aranızda bir uyum var. Aynı şekilde evlisinizdir. Belki evet sevmediğim hareketleri oluyor. Normalde işte ben isterdim bana yardım etsin ama etmiyor. Ama yine de bir yerde bir uyum durumu görünüyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ki hayatınızda böyle biri varsa ki girebilir. Yine de bir uyum yakalıyorsunuz. Belki biraz hani aranız bozuksa zıtların uyumu şeklinde bir barışma işte didişiyoruz ama gene de birbirimiz olmadan yapamıyoruz deyip bir barışma olayınız olabilir. Sizin için arkadaşlar sanki alt taraftan alt kademelerden diyeyim bir destek var. İşte müdür yardımcısınızdır. Bütün elemanlar diyordur. Evet sen başa geçmelisin. Sen başa geçmelisin. Müdür olmanız için işte herkes sizi destekliyordur bir şey yapılacak herkes sizi destekliyordur yani böyle meslektaşlarınız ailenizdeki insanlar iş yerindeki insanlar olsun sizi böyle bir yerlerde yükselmeniz çocuklarınız için aynı şekilde böyle alt kademeden dediğime bakmayın siz alt, yükselmeniz için size alttan bakıyorlar yani onlar biraz da siz yükseleceğiniz için yani yükseliyor şekilde göründüğünüz için onlar biraz daha tabii ki altta kalmış şekildeler ve siz arkadaşlar yükselmeniz için maddi manevi gerçekten hani belki yükselmek için ülke değiştiriyorsunuz, şehir değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Bu kişilerden bir güzel destek alabilirsiniz. Bazı konuların artık arkadaşlar seviyesi çok düşmeye başlamış. Yani seviyesinin düşmesi aslında iyi bir şey. Ne kadar yükselirse arkadaşlar yüksek bir apartman gibi düşünün. O kadar sorunlar, o kadar insanlar artar ama belirli birli bir alanda da bakın düşmesi daha sakin, daha huzurlu, daha az insan, daha az problem, daha fazla huzur ve korkunun daha az olması gibi bir durumu getiriyor. Gerçekten de yani şöyle baktığımızda Şöyle yapayım hatta. Bakın yarı yarıya neredeyse burada aşağıya doğru sanki kayalık da kayalıktan aşağısı hani deniz olur ya. Öyle yerler vardır. Uçurumun aşağısı hop deniz gibi devam ediyor. Sanki sizin de böyle bazı olaylar artık hani azalmaya, sıkıntılı olaylar özellikle azalmaya, yükünüz azalmaya biraz daha olaylar belki çok şiddetliydi hayatınızda. Biraz daha Şubat ayı sizler için iyileştirici etkileriyle, iyileştirici sonuçlarıyla gelebilir. Ve sevgili arkadaşlar şurada bir yolunuz var. Bakın çok uzun uzadıya giden dümdüz bir yolunuz var. Ama gösterebilirsem şurası bir ata benziyor. Uzun boyunlu bir at. Atın bakın o burun kısmının e, uzunluğu, kafası şöyle bir görüntü var. Sanki hani böyle tahta çomaktan atlar olur da sadece atın baş kısmı var, gerisi çubuk. Çubuk. Hani çocukların bu e, oyuncakları vardı. Heh, e, tam adını bilmiyorum ama onun gibi bir at bu. Tabii ki at olduğu için çok önemli muradınız, kısmetiniz, niyetleriniz ve bir olay için sizin harekete geçmeniz ha, sonucunu Rabbim bilir. İnşallah hayırlıdır. İnşallah güzeldir. Ama e, hadi bakalım hayırlısı olsun, iyi olsun, güzel olsun diye çıkılan bir yol var. E, ve gayet de aslına bakarsanız güzel görünüyor. Şöyle olayın arka tarafına baktığımda iki kişi ya da üç kişi olarak çıkılan özellikle de üç kişinin destek vermesiyle ilerlenilecek bir süreç olarak görünüyor. Şurada arkadaşlar dudaklar var. Bir burçta daha vardı. Sanırım boğa burçlarında vardı. Şöyle iki tane bakın size de göstereyim. Böyle silikonlu gibi iki tane kocaman dudak var. Onun gibi bir görüntü var bakın. Bu şu demek? Sizin ağzınızdan çıkan laflar çok önemli. Herkes için olmayabilir ama çocuğunuza bir Evet gidebilirsin demeniz, tamam olur alırız demeniz. Bir kişinin işte belki sizden teklif bekliyor ya da teklifine cevap bekliyor. Yani sizin iki dudağınızın arasında belki birisininle ilgili bir itirafınız olacak. Her şey sizin iki dudağınızın arasında. Yani birilerinin yani <laughs> kaderi sizin söyleyip söylememenize, ağzınızdaki baklayı çıkarıp çıkartmamanıza bağlı diyebilirim. Şurada bir tane U harfiniz var arkadaşlar. Sizin adınıza soyadınıza U harfi varsa bu dönemde ikili ilişkilerde bir güzellik. Eğer adınıza soyadınızda U harfi yoksa büyük bir toplumun içerisinde, topluluğun içerisinde sizin popüler olmanız. İşte bütün akrabalar gelir, sizin girmenizle işte odaya, o alana o gibi şeyler gündeminizde olabilir. Ha belki de dedim ya bir sürpriz olabilir. Böyle böyle yaptık, baktık var mı bir şeyler diye. Değil mi? Ee, bir sürpriz olabilir, açığa çıkabilir. O güzel sürpriz. Tabii ki o gelmiş, işte yeğenim gelmiş, kızım gelmiş, oğlum gelmiş, annem gelmiş. İşte aa hamile geldi gibi. İşte işe girdi, çalışıyor, geldi işte gibi. İşte mesleğinizle ilgili öğretmen hanım, öğretmen bey böyle bir seslenme. Yani sonuçta ortamın böyle ilgileri üzerinde toplayan insan olabilirsiniz. Belki de şu en başta anlattığım kıskançlığın sebebi o olabilir. Güzel bu arada bir köprünüz var. Bir alandan başka bir alana geçiş yapıyorsunuz ve şurada arkadaşlar görmeyi en sevdiğimiz kısım şu alan. Yani eğer beni takip ediyorsanız ve çıkıyorsa da gösteriyorum bakın şurada bir bel kemiği var bu bel kemiğinde şöyle bir şey var. Her şeyi bir arada tutar. Aile yoksa aileyi birleştirir ya da bir aile kurulmasını sağlar. Yani e, hayatta insanı ne tutar? Aile tutar. Hayatta insana ne ayakta tutar? İşi, mesleği, çocuğu, değil mi? Bebeği, e, parası, işte kariyeri. Yani herkesi ayakta tutan bir şey var. Kimisinin belki evcil hayvanı. Yani bunların bir bütünlüğü hayatınıza daim olmaları, ya da bir yenisinin hayatınıza eklenmesi gibi bir olay var. Ve birisiyle aranızda hafif bir husumet var. Siz de yani küs kalmak istemiyorsunuz. O da sanki küs kalmak istemiyor. Bu yüzden birazcık pahalı bir hediyeyle yani para anlamında. Güzel bir hediyeyle sizin hayatınıza güzel bir giriş yapabilir. Hani kuru kuru değil de bir dolu bir şekilde gelebilir. İki tane arkadaşlar güzel düşünceniz var. İki tane boncuğunuz var aslında bakarsanız. Biraz bazı insanların iğnelemelerine rağmen gene de gerçekleştirme niyetinde görünüyorsunuz. Bir de arkadaşlar elinizi uzatmışsınız. Şişko bir kuşu yakalamışsınız Valla ya o şekilde görünüyor. Bakın şişko bir kuş şurada göstereyim. Görüyorsunuz şişko bir kuşu resmen yani yakalamışsınız son dakika. Güzel bir haber. İşte biri sizi arar. Ya kim bu ya beni aramıştı bir geri arayayım. Normalde belki açmıyorsunuz bile bilmediğiniz numara açar. Aa buyurun beni aramışsınız. Ya ben sizi şu, şu kurumdan arıyorum. Sebebi bu gibi böyle son dakika yakalayacağınız bazı güzel haberler gündeminize olabilir. Her şeyin hayırlısı olsun sevgili yengeçler. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.